Teyze. Hı? Hatice'm nerede? Bir yere yolladım Emine Hanım'la. Hayır mı ana? Nereye yolladın ablamı? Arıyorum arıyorum cevap vermiyor. Artık hayır mıydı şer miydi geldiklerinde öğreniriz. Sizin ikinizin neyi var? Bir şey yok Ömür. Az biraz daha pilav koy. Zeyno uyudu mu? Uyudu. Uyusun. Kim var yanında? Mine. Ben de biraz pilav alabilir miyim? Yiyin, yiyin. Herhalde yiyin. Sıra pilava gelince izin isteyin. Abi yemekten sonra konuşuruz dedi ki. Ha. Demek anladın hazır. Bu ikisinin seni sattığını. Satmak derken tipi abi. Burası aile masası Behzat. Açık açık konuşun. Gizli saklı yok. Kaç paraya sattınız bizi? Tipi abi sen ne diyorsun ya? Yok öyle bir şey. Mevzu nedir İlyas? Bu korkmazlar. Masanın devri için bu ikisine para teklif etti. Bunlar da kabul ettiler. Bundan Haşmet abinin haberi var mı? Ya ortada bir satış matış yok. Boş boş konuşma Ömür. Haşmet'in de telefonu kapalı. Belli ki o da bunları destekliyor. Ama Sinece gizli gizli arkadan iş çeviriyor. Direk topa girmiyor. Tipi abi sen otelden ayrıldıktan sonra bazı gelişmeler oldu. Yani bir satış yok. Tam tersine bir tuzak vardı ama maalesef amcamların istediği gibi sonuçlanmadı. Madem bütün detaylar masaya serildi, konuşun. Konuşun beyler. Belli ki yemeği bile bitirmeye sabrınız yok. Ne oldu? Ne fark eder ana? Ne yapsak kabahatliyiz, ne fark eder? Ne yapsan değil, habersiz ne yapsan kabahatlisin. Bugün senin yüzünden bir dostumu kaybediyordum. Bugün bu adamlar yüzünden seni hastanede kaybedebilirdik abi. Baba benim asıl takıldığım nokta bu Cihan Şahinay'ı nereden biliyor? Senin aklın ona buna takılmasın. Amcanın habersiz yaptığı işlere takılsın. Onları gelip bana tek tek anlat. Ne yapayım baba aranızda laf mı getirip götüreyim? Götür götür. Eğer biri bir şey sorarsa şöyle söyle. Benim şu ana kadar gizlediğim, sakladığım hiçbir şey yok. Gizlim saklım yok yani. Ortada bir tane kriz var ve ben bu krizi yönetmeye çalışıyorum. Ha, doğru yönetiyorum, yanlış yönetiyorum. Hepsi bu. Yanlış yönetiyorsun. Ömür. Biraz şundan versene bu. O ne? Geç Emine Hanım. Hı. Oh karım geldi. Oh karım derken enişte. Ya İlyas işte başlarına bir iş mi geldi diye merak ettim. Şimdi onlar gelince o yüzden şey ettim. Geldi geldi. Başımıza bir iş geldi. Gel abla gel. Otur böyle. Ne ettiniz? Öldürmediniz onu inşallah. Ne öldürmesi? Kim kimi öldürüyor? Siz nereden geliyorsunuz? Ne oluyor? Haşmet'i vurmaya gittiler. Anlamadım.
Abla. Öldürmedim. Hatice engelledi. İyi yapmışsın Hatice. Aman Allah korusun. Abla sen niye Haşmet abiyi öldürmek istiyorsun? Ya bir müsaade ederseniz anlatacağız. Bu abim bir süredir tuhaftı diyordum ya. Evet diyordun. İşte onun sebebi ortaya çıktı. Neymiş? Beni aldatıyormuş. Yok ya Emine abla, böyle bir şey yoktur. Yani yapacak adam var, yapmayacak adam var. Ama Haşmet abi hakikaten öyle bir şey yapacak bir adam değil yani. Senin o Haşmet abi dediğin, bugün telefonunu kapatıp otellerde, kumsallarda yarı yaşında bir kızla sarmaş dolaş pink atıyordu İlyas. Abi. Haşmet abi. Evet. Abiniz. Haşmet abiniz. Nereden çıktı bu Emine Hanım? Kim söylüyor böyle şeyleri? Kimse bir şey söylemiyor Ceylan. Bu gözlerimin gördüğünü söylüyorum. Hatice. Vallahi Emine Hanım doğru söylüyor. Ben de gördüm. Ya yok canım. Yok abim fakir fukaradır. Birilerini teselli ediyordur. Siz yanlış anlamışsınızdır. Haşmet Paşa'la her şeyi yapabilir. Ama kimseye ihanet etmez. Demek ki neymiş Behzat? Her şeyi yapan adam ihanet de ediyor. Kusura bakma kardeş. Sen bana söylemiştin de ben konduramamıştım. Telefonu kapatmalar, ortadan kaybolmalar, Ankara'daydım, oradaydım, buradaydım demeler. Yazıklar olsun. O Ankara hiç aklıma yatmamıştı zaten. Hatice, sen şu konuyu bir bize adam akıllı anlatır mısın? Lütfen anlat. Çünkü bu söyledikleriniz gerçekse Behzat da ben de tepkisiz kalmayız. Emine Hanım beni aradı. Haşmet galiba bir şeyler çeviriyor, ben takip edeceğim diye. Allah'tan da demiş. Yani olacak iş değil. Biz bir otelin önüne gittik önce. Saatler sonra genç bir kadınla gayet de samimi bir şekilde çıktı otelden. Ya ben de konduramadım önce. Ama yani bu deniz kıyısında işi iyice azıttılar. Yani öyle normal bir görüntü değildi. Peki Hatice'm. Kız kimdi? Tanıdık biri mi? Ya nereden tanıdık olsun şimdi sen de? Sizi fark etti mi? Fark etti, hem de gayet sert bir şekilde. Bir şey demedi mi sizi görünce? O ne diyebilir Hayriye Hatun? Yanındaki rezil bir şeyler geveledi. Sen kimsin, ne yapıyorsun diye. Kıza evli olduğunu bile söylememiş.
Abi ben müsaade istiyorum. Çünkü bu anlatılan benim abim olamaz. Benim böyle bir abim yok. Otur Behzat. Kimsenin kimseyle kötü olmasını istemiyorum. Hiçbiriniz Haşmet'le görüştünüz diye gönül koyacak değilim. Bu mesele benim için bitti. Yarından tezi yok. Boşanıyorum. Boşandın bile abla. O iş çoktan bitti. Ayrıca buradaki herkese çok net ve açık bir şekilde söylüyorum. Hazır, sana da söylüyorum. Bugün ablamı aldatan, yarın hepimizi aldatır. Yani tipi? Yanisi Hızır. Gerekeni yapmak için el mi kaldıracağız? Ben yarın Haşmet'le bir konuşayım. Ona göre hareket ederiz. Ben onunla konuşmadan... Behzat, Ömür, özellikle ikinize söylüyorum. Adamın karşısında dikilmeyin. Hızır bu işlerde nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilir. O halleder. Siz karışmayın. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.